Son seansa karşınızdayız. Son seansta hem iş dünyasına bir mercek tutacağız. İş dünyasının korona sürecini nasıl geçirdiğini ve yeni dönemde ne tür durumlarla karşı karşıya olduğunu anlamaya çalışacağız. Çünkü iş dünyasının adeta tomografisini çeken bir araştırma var önümüzde. O araştırmayı konuşacağız. O araştırmanın yaratacağı etkiler ve bundan sonraki iş yapma biçimlerini de ayrıca konuşmaya çalışacağız. Bunu konuşmak üzere, araştırmayı da konuşmak üzere Fuat Ünal bizimle birlikte olacak. Mercer Marsh Benefits iş geliştirme lideri. Birazdan stüdyomuzda zaten şu anda göreceksiniz. İkinci bölümde de Furkan Akbal'la konuşacağız. Müsiat Genç Müsiat Başkanı. Bir uluslararası etkinlik gerçekleştiriyorlar. Uluslararası bir kongre, konferans dizisi. Dünyanın pek çok bölgesinden, finans ve iş dünyasından liderler gelecekler. Bu zirveyi sizinle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi rakamlara bakıyoruz. Dow Jones 33.401 puanda, %0.14 aşağıda. S&P 500 4.069 puanda, orada da yön 0.01 yatay sayılır. Nasdaq 13.591'de, burada da yine pozisyonun yatay olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan borsalarının tamamında durumun yatay, her an yukarıya dönebilecek eğilimde olduğunu görüyoruz. Amerikan 2 yıllıkları 0.161'de, 4.17 aşağıda. 10 yıllıklar 1.661'de, dün 1.700'ün üzerindeydi. 2 sınırı tehlikeli, bunu biliyoruz hep birlikte. 2.52 aşağıda, 30 yıllıklarda 2.326, orada da sınır 2.5 geçtiği andan itibaren alarm çanları çalabilir. Geldik MT'ye bakıyoruz. Ons altın yukarıya doğru hareket ediyor. 1743 dolarda 0.88. Yatay diyemeyiz. Yön yukarı bundan sonra. Brent petrolde 62 dolar 73 sentteyiz. Burada yönün yukarı aşağı olmasıyla ilgili durumu tamamen yarın ve yarından sonraki gelişmeler belli edecek. Ve muhtemelen Brent bir miktar daha yukarı doğru gidecek. Amerikan ham petrolü de 59 dolar 21 sentte 60'ın altına düştü ve 60 altında bir süre daha kalacak gibi gözüküyor. 0.94 değer kazancı da orada var. Evet. İş dünyasının bir tomografisini ya da manyetik rezonansını çektik. Şimdi iş dünyası acaba hangi sorunlarla yüz yüze, hangi sorunları yaşıyor, hangi sorunların üstesinden geliyor, hangi sorunlara karşı ne gibi çözüm önerileri ya da yolları üretmeye başlıyor? Araştırmanın tamamı burada grafiklerle desteklenmiş biçimde konuşacağız. Fuat Ünal bizimle birlikte, Mercer Marsh Benefits iş geliştirme lideri. Hoş geldiniz Fuat. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi herkesin hayatında değişiklikler oluyor. Siz yayından önce dediniz ki hayatımda, yani öğrencilik hariç ilk defa sakal bırakıyorum. Şimdi beni gören herkes çok hayret edecek diye. Herkesin görüp bir hayret etmesi için yüzünüzü bir gösterelim. Şimdi çok teşekkürler. İsterseniz önce biraz şirketinizi, kuruluşunuzu bize anlatmanızı rica ediyorum. Nasıl bir şirketsiniz, nasıl kuruldunuz, geçmişi, öyküsü, tarihi, geleceği ve bugüne gelişini anlatmanızı rica ediyorum. Vaktimiz var, 40 dakika kadar vaktimiz var. Uzun uzun konuşabiliriz. Bizim gibi iş geliştirme insanların en sevdiği şey konuşmak herhalde. Bolca rahat rahat konuşabiliriz. Şimdi öncelikle ben çok teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz demek için. Bahsettiğiniz gibi bir yıldır hayatımızda çok şey değişiyor. Biz de bu değişikliklere ayak uydurmak ve birazcık da yön gösterebilmek için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bizim şirketimizde yaklaşık 150 yıllık bir şirket. Amerika'da kurulmuş. Birbirinden farklı iş kollarında hizmet veren, işte bunlar risk danışmanlığı, risk brokerliği, işte Marsh çatısı altında, Mercer çatısı altında insan kaynakları danışmanlığı, işte yine şirketlere stratejik danışmanlık hizmetler veren Oliver Wyman diye şirket, farklı farklı iş kollarında faaliyet gösteren bir kurumlar zinciriyiz diyebilirim ben size. Evet. Peki iki şirketin birleşmesiyle ilgili hikaye nasıl? Onu da yani şimdi Mercer ile Marsh. Bu, aynı çatı altındaydı zaten bu şirketler. En başında? Baştan beri aynı çatı altındaydı. Yani
şeylere, geçmiş yıllara dönersek Marsh kuruluyor. Ondan sonra Mercer farklı bir insan kaynakları danışmanlığı. Sonra birleşiyorlar. Yıllardır aynı çatı, MMC çatısı altındaydı. MMC çatısı altında benzer faaliyetleri gören bir iki şirketti bunlar. Ondan sonra hani farklı ülkelerde benzer faaliyetleri gösterdiği görülünce hadi bunu bir çatı altında toplayalım ve birlikte sinerji oluşturalım düşüncesiyle Mercer Marsh Benefits markası oluşturuldu. Biz de bu çatı altında faaliyet gösteriyoruz. Nerelerde, dünyanın hangi ülkelerinde, hangi şirketlere dönük olarak daha çok iş yapıyorsunuz? Şöyle, ya rakiplerinizden de kendinizi ayrıştırarak soruyorum. Şöyle, yaklaşık 140 tane şirkette, yani hemen hemen dünyanın her yerinde faaliyet gösteren bir grup, MMC grubu. Ondan sonra baktığımızda hani bizim benzer rakiplerimiz var. Hani çok büyük bu alanda da hani rekabet içinde olduğumuz şirketler var. İşte biraz önce sizin bahsettiğiniz şirketler bizim tamamen hizmet verdiğimiz işte Fortune 500 şirketleri, Fortune 1000 şirketlerinin çok büyük bir kısmından. Yine Türkiye'de işte ISO 500, ISO 1000, ISO 1000, ISO 2000. Aynen. Onların hemen hemen %80-90'ın üzerinde oranında biz faaliyetlerimizle destek olmaya, onların iyi sonuçları almasına destek olmaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle geçen sene Mart'a doğru bir gidelim. Nasıl bir şeyle, tabloyla başladınız? Yani hani herkesin beklemediği bir şeydi. Dünya ilk kez böyle bir tabloyla karşı karşıya geliyor. Daha önce deneyimlenmemiş, sınanmamış bir durum var. Aşısının bulunup bulunmayacağı konusunda kafalar son derece karışıktı. Geçen yıl Mart'ta otoritelerin, tıp otoritelerinin tahmini 2 yıldan önce herhangi bir aşı bulunamaz yaklaşımındaydı. Çünkü bu hastalığın, yani COVID-19 serisi dediğimiz aynı aileden, aynı familyadan olan virüsler, işte SARS virüsü aynı aileden, MERS virüsü evet, aynı aileden, Ebola aynı aileden, Zika aynı aileden, bütün bunların aşıları, yani birinin var, diğer üçünün hiç aşısı yok şu ana kadar geliştirilmiş. Burada da aynı durumun olacağı düşünülüyordu. Fakat dünya o kadar büyük bir işbirliği gerçekleştirdi ki el birliğiyle, çok kısa zamanda, öngörülen zamandan, yani 8-9 ayda ilk aşı çıktı. Hatırlayacaksınız, Amerikan Başkanı Donald Trump, ben gitmeden bir aşı gelir mi diye çok umutlandı ama olmadı maalesef. Orada işte Pfizer-BioNTech aşısı Kasım ayının sonuna doğru yetişti. Bu dolayısıyla bilmediğimiz bir duruma müdahale etmemiz zor. Siz Mart ayında nasıl bir tablo içindeydiniz? Nasıl bakıyordunuz dünyaya? Nereye doğru gideceğini sanıyordunuz? Bir yerden sonra kesilip bu her hayatın normale döneceği yolunda bir tahmininiz var mıydı? Yoksa çok uzun sürebileceği konusunda kestirmeniz oldu mu? Şimdi şöyle, aslında çok beklenmedik bir şey miydi pandemi? Yapılan hani araştırmalara ya da hazırlanan raporlara baktığınız zaman risk raporlarında pandemi olabileceğini, bu tarz küresel pandemilerin olabileceğini ve ciddi sonuçları olabileceği öngörülüyordu. Ama tabii ki bunun işte COVID mi, ne zaman, 2020'de mi, 2022'de mi olacağı bilinmiyordu. Hani Mart'tan önce, hani belki Türkiye'de 12 Mart bir milat, evet, 12 Mart'ta ilk ilk vakayı duyduk. Ondan sonra sonrasında da işte şeyleri duyuyorduk. Ocak itibariyle işte küresel çok uluslu şirketlerin hemen hemen hepsi bu şeyden etkilenmeye başladı. Belli ülkelerde, Çin'de faaliyetimiz var, farklı yerlerde ya da müşterilerimiz var. Bunları düşündüğümüz zaman bundan etkilenmeye başlamıştık. Hani Türkiye'ye gelmeyecek, işte hatırlarsınız o zaman, işte bizim genlerimizi etkilemiyor. Tabii. Bunu söyleyemiştik. Tıp hekimleriydi yani. Aynen öyle. Ayıp derecesinde yorumlar yaptılar. Yani Türk genine bu hastalık bulaşmaz. Dayanıklıyız, dirençliyiz falan dediler yani. Yani şu anda düşününce insan utanıyor onlardan. Tabii şimdi yaşadıklarımızı düşünce, son bir seneyi yaşadıklarımızı, yani bir şeyle, yani çektiklerimizi düşündüğünüz zaman çok zor bir durumdan geçiyoruz. Şimdi hani 17 Mart itibariyle şirketlerin birçoğu Türkiye'de yavaş yavaş bunun 12 Mart'ta şey olduktan sonra, ilk vaka görüldükten sonra yavaş yavaş evde çalışabilecek durumda olan şirketler evlere çekilmeye başladı. Dedi ki hadi evdeyiz arkadaşlar. Çok güzel. İlk başta harikaydı her şey. Yani o ne güzel. İşte sabah İstanbul trafiği yok. Tabii. Uyanıyorum, yataktan kalkıyorum, kahvemi alıyorum, evet, masama geçiyorum, çalışıyorum ama bu da bir yere kadar. Evet. Artık yani insanlar bu durumdan sıkıldılar.
artık değil, sıkılalı bayağı bir zaman oldu da ilk başta böyle çok eğlenceliydi. Hadi pasta yapmayı öğrenelim, ekmekler yapılsın, evet, onları yapalım, yiyelim, kekme sosyal medyada paylaşalım da, ama o keyfi kaçtı. Ben eminim ki yani insanların çok büyük bir bölümü ofisler açıldığı zaman koşa koşa gidecek. Peki şu anda mesela Koç grubu biliyorsunuz çalışanlarının 35 binini aynen, home office çalıştırmaya karar vermiş durumda. Sabancı grubu benzeri bir yol izliyor. Onlar da kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama onlar da benzeri bir yolla hareket edecekler. Yani birbirini takip ediyor. Eczacıbaşı'nda, Tekfen'de keza oralarda var. Bu home office çalışma, çalışanların yarısını evden, yarısını iş yerinden idare etmeye doğru mu gider? Yoksa yine ağırlıklı bölümü ofislerden çalışmaya devam edecek ama zorunlu olmadıkça gelmesinde herhangi bir kayıp olmayan elemanları mı evden çalıştırmaya devam edecekler? Şimdi bununla ilgili farklı design stratejileri geliştiriliyor. Onun üzerine çalışıyor şirketler. Bize de soruyorlar. Hani biz bu konularda danışmanlık verdiğimiz için nasıl yapılır? Biz kendimiz de bunu düşünüyoruz bir taraftan, evet, da yani ne olacak diye. Şimdi 5 gün boyunca evden çalışma ya da 5 gün boyunca ofisten çalışma modeli artık kalmayacak. Yani karma bir modeli. Karma bir ağırlıklı, evet, olarak şirketler karma modelleri kullanacaklar. Çünkü hani o birlikte oturup çalışmanın, hani sizinle bu masanın karşısında karşılıklı sohbet etmenin hazzı o ekran karşısında. Asla aynı şey değil, evet. Yani ben bugün özellikle buraya gelmek istedim, hani size de onu söyledim. Hani bu artık düz ekran karşısında insanlarla uzakta, hani yalnız ekran karşısında konuşmaktansa birlikte çalışmak, sinerji yaratmak istiyor insanlar. Şirketler bunlardan da fayda sağlamak istiyor. Ama diğer taraftan baktığınızda şirketler önemli finansal avantajlar da sağladılar. İşte servis maliyetleri, elektrik maliyetleri, büyük ofisler küçülmeye başladı. Kirama İstanbul gibi yerlerde kiralar çok yüksek seviyede. Bu anlamda böyle karma modellere geçilecek. O yönde çalışmalar olacak. Yani şirketler bununla ilgili çalışmaları yapıyor. Evet. Biz de araştırmalarımıza dahil ediyoruz. Şimdi benim anladığım Fuat Bey, mavi yakalılar mecburen gidecekler. Çünkü onlar maalesef bizatihi tezgahın, fabrikanın, şalterin başında olmak zorundalar. Şartları orada döndürecekler. Evet, home office çalışanların sayısı çok az olacak. O bir defa yani orada bir değişen bir şey olmayacak. Fakat beyaz yakalılarda dediğiniz gibi haftanın 3 günü evde, 2 günü ofiste, 2 günü evde, 3 günü ofiste olacak şekilde. Hatta ofiste çalıştığı yer arasındaki mesafe kavramı da ortadan kalkacak. Örneğin Bodrum'a gidecek. Aynen. Oradan işini devam ettirecek. Ya da Bali Adaları'na gidecek. Oradan işini devam ettirecek. Tatil yapma fırsatı daha fazla olacak. İnsanların kendine ayırabilecekleri vakitler artmış olacak. Ama yine de bir şekilde ofiste hani şey vardır ya, retina taramasıyla girersiniz, parmak iziyle girersiniz, kart basarsınız, işte yoklama alınır iş yerlerinde. Bütün bunlar iş yeri denetimi açısından aslında ne kadar gereksiz ve fuzuli şeylermiş, bunun farkına varacak işverenler. Yani şöyle demeyecekler, işte filancanın fiziki olarak burada bulunmasının çok fazla bir önemi yok. Fiziki olarak bulunmasa da bu işi yapıyor. İşte o ajandaya hakim olurlarsa çalışanlar, önünde mesela 20 maddelik bir ajanda var değil mi? Bugün 7 saat çalışacağım diye karar veriyorsunuz. Bu 20 maddeyi bitirdiğiniz andan itibaren zaten mesai denetimi yapılmış oluyor. Ha, işveren buna rağmen mutlak surette bir mesai denetimi yapmaya kalkarsa o dönem kapanıyor diye düşünüyorum. Yani işverenlerin buna alışması nasıl bir evre geçirecek? Şimdi şöyle, çok doğru bir tespit söylediğiniz. Şimdi ben de hani 17-18 senelik çalışma hayatımı gözden geçirdiğim zaman bu biraz önce bahsettiğiniz işte yerinde mi, mesaiye kalmış mı, erken mi gelmiş, geç mi gelmiş, ondan sonra yani tuvalet, sigara, molaları tabii bunların hepsini hesaplandı. Evet. Ki şimdi belli yerlerde, hani biraz önce bahsettiğiniz gibi fabrikalarda bunun üretim olan yerlerde daha sıkı denetlendiğini görebiliyoruz. Beyaz yaka olan yerlere baktığımızda şu anki durumda şirketlerin aslında pandemiden önce de esnek çalışma saatleri, ondan sonra uzaktan çalışma gibi böyle farklı, ya da atıyorum sizin söylediğiniz gibi Bali'den çalışma gibi tabii imkanları vardı. Yok, bu pandemiyle ortaya çıkmış böyle bir inovatif ama bir şey. Ama çok yaygın değildi. Aslında birçok şirkette vardı ama şöyle bir sıkıntı vardı. Oradaki fark şu, bakış açısından kaynaklanıyordu. Çalışanlar
yöneticilerinin bakış açısını uyguluyorlardı. Yani yöneticisi ona çok sıcak bakmıyorsa, evden mümkün çalışmaya, değil. Uzaktan çalışmaya, hani kaytarmak gibi görüyorsa amiyane tabirle, o zaman evden çalışamıyordu. Tabii. Şimdi pandemi bize hani bazı olumsuzluklar, zorluklar, olumlu şeylere de neden olur ya, bu bakış açısını getirdi. Sizin söylediğiniz gibi aslında herkes belli performans kriterleriyle çalışıyor. Belli KPI'leri var, yani hani belli metrikler oluşturulmuş durumda ve onları yaparsa zaten mutlu mesut hayatına devam edecek. Ondan sonra işte istediği maaş zammını alacak, istediği kariyer yolu çizilecek. Onları yapmazsa zaten sistem ya kendini dışarı atacak ya da kendisi zaten sistemden ayrılacak. O yüzden saat hani 8-5 çalışmasına çok gerek var mı, istiyorsa 3-8 çalışsın. Tabii. Yeter ki o hani tikleri atsın KPI'lerindeki. Evet, mesela işte saat farkı olan yerlerle çalıştığınızda, diyelim uzak doğuyla çalışıyorsunuz değil mi? Ankara'da oturuyorsunuz, İstanbul'da oturuyorsunuz. Arada 5 saat var, 6 saat var Tokyo'yla mesela. Oradaki duruma uyum sağlamak için Tokyo'yla beraber aynı saatte kalkıp ve Türkiye'de herkes ayağa kalktığı zaman da siz uyuyabilirsiniz. Yani orada çok esnek bir model de geliştirilebilir. Yani hem verimlilik artar bölgeyle saat uyumu kesinlikle bakımından, hem kişinin kendine göre yeni bir düzeni ortaya çıkabilir. Bunlar tabii zamanla ortaya çıkacak. Bugün ve yarın hemen birkaç ay içinde bu çalışma sistemine, prensibine, metodolojisine ya da yönetişim biçimine uyum sağlamamız söz konusu olamaz. Ama çok hızla buna uyum sağlayacağız. Zaten şu bir yılda bunun ipuçlarını gördük. Yani pek çok yerde buna dair ipuçlarını görmeye başladık. Gençlerle, yani gençlerden kastım işte Z kuşağı. Z kuşağıyla diğerleri arasında bu meseleye bakış açısı, yani sizin gözlemleriniz ne söylüyor, araştırmalarınız? Şimdi şöyle, yine pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye ayırmakta fayda var. Pandemi öncesinde yine Z kuşağı öncesi, işte X kuşağı, işte baby boomer denilen kuşak, hepsini düşündüğünüz zaman daha ofiste olmak, evet, ondan sonra daha yerinde çalışmak, çalıştığının hani görülmesi, birlikte çalışmak kavramları vardı. Ama Z kuşağı teknolojiye, uzaktan olmaya, işte bakıyorsunuz kulaklarında kulaklıkla karşılıklı oyun oynuyorlar. Belki oyun oynadığı arkadaşı sizin söylediğiniz gibi Singapur'da. Aynen. Tabii. Yani iş hayatında da bunu yapmaya çok yatkındı o kuşak ve hani adapte olmakta hiç zorlanmıyor. Ama bazen zorunluluklar hepimizi bazı şeylere adapte olmaya zorluyor. Adapte olduk, uzaktan çalışabiliyoruz, gördük. Ondan sonra işte mesai saatlerinin zorunlu olmadığını anladık. Yani bugün emekli olup çalışmaya devam eden kişiler de hani yaş bağımsız olarak uzaktan çalışmaya adapte oldular. İş hayatına yeni başlamış, hani mezun olup ilk gününü başlamış kişiler de şu anda uzaktan çalışabiliyorlar. Evet, peki. Araştırmaya girelim. Şimdi araştırmanın kapağıyla beraber bende, sizde de araştırmanın notları var. Hı. Önce araştırmanın evrenini bir anlatın bize. Yani kaç şirketle, kaç kişiyle, ne kadar zamanda, hangi zaman dilimlerini kullanarak ve ne kadar harcama yaparak, onu da katabilirseniz sevinirim ayrıca, çünkü pahalı bir şeyden bahsediyoruz. Araştırmanın evreni, yani künyesinden bahsediyorum. Önce künyesini anlatın, sonra adım adım gidelim. Yani işte tamam, çalıştığınız lokasyonlar, iş yerleri, iş yerlerinde çalışanların sayısı, sektörel dağılım gibi alt kırılımların hepsine bakalım tek tek. Tamamdır. Biz araştırmayı elektronik ortamda gerçekleştirdik. Yani işte hani iş hayatına yönelik sosyal medya var, hani ismini kullanmanda sakınca var mı? Yok, hayır. Hani LinkedIn'i çok aktif olarak kullanıyoruz. Yani evet, bu anlamda ve hani şirketin bir veri tabanı var. Oradaki şirketlere davetleri paylaşıyoruz biz. Hani bu araştırmayı nasıl yaptığımıza, belki nasıl, neden yaptığımızı da birazcık bahsetmekte evet, fayda neden var. Tabii. Yani şimdi nedenine gelirsek, hani biz çok uluslu bir şirketiz. Çok uluslu bir şirket olmanın getirdiği, dünyanın farklı yerlerinden, işte Amerika'dan da, Uzak Doğu'dan da raporlar hep beraber aynı dönemde raporlar, çalışmalar yapıyoruz. Ama şimdi bu well-being denilen ya da wellness denilen kavramlar, yani zindelik, işte iyi olma hali deniyor Türkiye'de, evet, esenlik deniyor.
Ama hani dünyanın birçok bölümünde well-being olarak kullanılıyor. Bununla ilgili Türkiye'de elle tutulur, gözle görünür bir şey yoktu. Yani böyle bir norm, şirketlerin ondan sonra şunu yapılır, işte şöyle bir karşılaştırma kriteri vardır gibi bir çalışma ben açıkçası yok, rastlamadım. Ondan sonra şimdi bu noktada bizim üstümüze düşen de pandemi öncesinde de bununla ilgili bizim çalışmalarımız vardı. Bizim üstümüze düşen de şuydu. Bir, öncelikle bir fotoğrafı çekelim. Hani sizin ilk başta söylediğiniz gibi MR'ını çekelim, evet, tomografisini çekelim. Hani ne var şu anda elimizde ve nereye gitmeli? Yani nereye gitmek istiyor şirketler, ne yapmak istiyorlar? Bunu oluşturarak, çünkü işin birazcık da sosyal sorumluluk boyutu da var. Yani iş sonuçlarıyla insanların sağlıklarının iyi olması birbiriyle çok ilintili şeyler. Evet. Yani siz bugün hasta olsanız, inşallah olmazsınız da, hasta olsanız bu programdan iyi bir performans beklenemez. Evet. Yani ben de mesela hasta olsam buraya gelemem ya da kafam başka bir şey. En temel gösterge. Aynen evet, öyle. Yani kafam stresli olsam, şey olsam bu programda hani böyle keyifli konuşamam. Olamaz. Aynen öyle, motive olamam. O yüzden de iyi sonuçları alması için, iyi aksiyonlar alabilmesi için şirketlerinde bir araştırma yapıp ondan sonra da onun yolunu çizmeye. Yani Türkiye'de bu şirketler nereye gitmek istiyor, ne yapmak istiyor, ne yapsalar daha iyi sonuçlar alabilirler sağlıkla ilgili. Böyle bir yol izledik biz. Şubat ayında tamamladık araştırmamızı. İşte farklı sektörlerden, işte üretim yapan, ondan sonra tüketici ürünleri, hızlı tüketim maddeleri üreten, perakende, aynen öyle, işte ağırlıklı hani ilaç üreten ya da sağlık sektöründe şirketler RIN'de olduğu 14'ten fazla farklı sektörden şirketler, 140 tane şirket katıldı bizim araştırmamıza ve güzel, hani böyle elle tutulur, gözle görülür, dişe dokunur, oturup konuşabileceğimiz, ondan sonra bundan sonra hani well-being, wellness Türkiye'de nasıl uygulanır, şirketler ne yapmak istiyor dediğinizi anlatabileceğimiz verilere ulaştık en sonunda. Evet. Son 6 dakikamız. Şimdi bazı illerde örnekler vermenizi istiyorum. Mesela Muğla'da, Manisa'da, Kocaeli'nde, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de, Bursa'da, Ankara'da, Adana'da. Örneğin İstanbul'da bulduğunuz bir şeyi aynı zamanda Muğla'da bulabildiniz mi? Ya da Muğla'da bulduğunuz bir şeyi İstanbul'da neden bulamadınız gibi böyle çapraz sorular sorma imkanınız oldu mu? Şimdi açıkçası çok farklı, birbirinden farklı lokasyonlar olmakla beraber istekler ya da uygulamalar birbirinden çok ayrışmıyor. Yani evet, bölgeler itibariyle. Hani, talepler Muğla, aşağı yukarı aynı. Talepler aşağı yukarı aynı. İnsan sağlığıyla ya da insan psikolojisiyle alakalı talepler birbirine çok yakın. Hani ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi sanayinin daha çok olduğu yerlerden katılım var. Onlar da birbiriyle çok benzeşiyorlar. Evet. Şimdi bir başka grafik var, o gelecek. Stres yönetimi programları istiyorlar ağırlık olarak. En yüksek puantaj orada. Hı hı. Diyetisyen ve sağlıklı beslenme programları talebi var. Psikolojik destek programları var, online ya da yüz yüze olacak şekilde. Çalışan destek programı var. Spor olanaklarına erişim var. Bu pek çok işletmede var ama demek ki yeterli olmadığını düşünüyorlar. Ya da onun böyle süs gibi kullandığını biliyorsun. Spor salonları genellikle evet, iş yerlerinin süsüdür. Tabii. Yani anahtar da birinde olur. O açarsa girersiniz. Açmazsa giremezsiniz. Öyledir. Yani en gelişkin kurumlardan bahsediyorum. Finansal well-being var mesela. Ona ayrıca bir bakmamız lazım. Bir de sağlık sigortası olmayan çalışanlar var. Bu mesela talebin en düşük olduğu kalemler gibi gözükmekle birlikte hayat sigortası ve sağlık sigortasının bundan sonra çok elzem işe giriş koşulları arasında neredeyse işin alfabesini oluşturacak kalemler arasına gireceğini tahmin ediyorum. En baştan sona doğru arzu ederseniz değerlendirerek gidebiliriz. Girdi bile aslında zaten. Girdi. Evet. Yani şimdi bizim sadece hani bu konuda araştırma yapmıyoruz. Bizim hani Mercer şirketimizin ücret araştırmaları, yani bu anlamda piyasanın nabzını yoklayan araştırmalar yapıyor. Oradaki şeylere baktığımızda hani bunların yan hakların sağlanma oranlarına baktığımızda %90'lar seviyesinde sağlık sigortası, katılımcılarda sağlık sigortası sağlanıyor. Bu araştırmaya katılan şirketlerin %94'ü sağlık sigortası çalışanlarına yapıyor. Güzel. Bu sadece hani olmayan çalışan, atıyorum mavi yakasında yoktur,
mavi yakasına, beyaz yaka da vardır. Mavi yakasına eklemek iyi söyleyenlerin oranı biraz düşük. Ama Türkiye'de tamamlayıcı sağlık sigortasıyla beraber birazcık da sendikaların da devreye girmesiyle beraber hani biraz sağlık sigortası biraz daha tabana yayılmaya başladı. Ama hani yeterli mi derseniz maalesef değil. Yani penetrasyonu o anlamda çok yüksek değil. Hayat sigortası yine sizin söylediğiniz gibi evet artık yan haklar paketinin önemli kalemlerinden bir tanesi. Oradaki kilit hani tek tek üstünden geçmektense kilit şeylere baktığımızda daha çok psikolojik sağlık yani kişilerin zihinsel olarak güçlü olması önemli kavramlardan biri haline geldi ve diyetisyen programları, doğru beslenme programları. Bu da neden? Şu anda Türkiye'deki çünkü sağlık sigortacılığı içerisinde bu kavramlar yok. Yani Türkiye'deki sağlık sigortacılığı birazcık daha hastalık sigortası gibi. Yani sizin bir hastalığınız vardır, hastaneye gidersiniz, doktor muayene eder sizi, tanı koyar. Oysa daha proaktif işlere ihtiyaç var. Aynen öyle. Tanıyı koyar, eğer kapsamdaysa ödenir. Ama bu bir hastalık sigortası. Artık birazcık daha beklenti, şirketlerin beklentisi sağlık sigortasına dönme, önleyici hizmetler de alabilme yönünde bir beklenti oluştuğunu görüyoruz biz. Evet. Son iki dakikamız, orada da şunu soracağım. Bu bir maliyet yüklüyor şirketlere tabii doğal olarak. Bugüne kadar olmayan kalemlerden bahsediyoruz. Yani stres yönetimi yapacak şirketler. Sadece yemek vermekle sınırlı olmayacak. O yemeğin belli kalori ve beslenme değerlerine, işte vejeteryanlara, veganlara ayrı öğünler sunmak gibi olmak üzere. Su dengesini, elektroliz dengesini çok iyi ayarlayacakları yemekler sunmak gibi pek çok sorumluluk getiriyor. Keza psikolojik destek. Yani bütün bunlar bugüne kadar işverenlerin gidin kendi sorununuzu kendiniz çözün noktasında gördüğü işlerde artık bundan sonra işverenin sorumluluğu hanesine yazılıyor. İşveren bugüne kadar ofis, bir sıcak ortam, su, iyi bir havalandırma, servis ve yemek. Bunları verdikten sonra çalışın diyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi diyecekler ki hayır, şuna da ihtiyacımız var. Bugün geldim, sizin yüzüme kötü baktınız, benim moralim bozuldu. Ben verimsiz hissediyorum kendimi ve gideceğim. Şimdi onu sağaltmak gerekiyor. Böyle şeyler çıkacak. Bu peki üzerinden... Üstesinden gelinmesi çok zor bir konu değil mi? 3 dakikamız var, buyurun. Tamam. Sizi dinleyeceğim. Zor değil. Şöyle, şimdi hani çok güzel bir noktadan başladığınız konuya maliyet değil mi diye. Evet. Sağlık yani çalışan sağlığı maliyet olarak görülmemesi gereken, aslında tam tersine geri dönüşümü yüksek olan bir yatırım olarak görülmesi gerekiyor. Şöyle düşünün, sizin benim sağlığıma şirket yatırım yapmadı. Ben evde çalışıyorum. Ondan sonra işte evde şey oldu, ne derler onu, biz normal bildiğiniz yemek sandalyesinde çalışıyorum. Ondan sonra belim tutuldu ve bel fıtığı oldu. Evet. Şirket gittim, ameliyat oldum. Ondan sonra sağlık sigortam var, maliyetim yükseldi. Çalışmadım, bayağı bir zaman çalışamadım. Masada çünkü oturamıyorum. Fırsat maliyeti ortaya çıktı çünkü çalışamadım. Şimdi bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman yatırım yapmak mı maliyet, benim sağlığıma yatırım yapmamak mı maliyet? Geri dönüşümü olan ve iyi sonuçlara, çalışanın motivasyonunu yükselten bir yatırım olarak düşünmek lazım. Bunların hepsini. Halletmeyeceğim. Peki. Çok teşekkürler Fuat Bey. Konuğumuz Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal'dı. Yapılan bir araştırmayı paylaştı. Online yapılan bir araştırma ve korona sürecinde işverenlerin alması gereken pozisyonlar ve çalışanların da uyması gereken kuralları betimleyen ama ikisinin ortak paydasını iç içe geçmiş iki küme gibi düşünün. O ortak kümenin kesişim noktasını belirleyen araştırmadan bahsettik. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra genç müsiyat konuşacağız. Onlar büyük bir zirve düzenliyorlar. Nisan ayının 8'i itibariyle başlayacak bu zirve. Bu zirveyi konuşacağız. Uluslararası nitelikte bir zirveden bahsediyoruz.